birkaç gelişmiş SQL özelliği daha deneyelim. Her egzersizim için kalp atış hızımı kaydediyorum ve bu verilerle henüz ilginç bir şey yapmadım. Şimdi ise zamanı geldi. İnternette biraz araştırma yaptım ve maksimum kalp atış hızının 220 eksi kişinin yaşına eşit olduğunu öğrendim. Yani yapabileceğim bir şey, kayıtlarımı sorgulayarak kalp atış hızımın maksimumun üzerine çıkıp çıkmadığını görmek. Çünkü bu oldukça korkutucu olurdu. Ya da kalp atış hızımı kontrol eden cihazımda bir sorun olduğunu söylerdi. Tamam, bunu yapmak için Count Star yapacağım. Ee, egzersiz kayıtlarından yıldız say, ama nerede kalp atış hızının 220 eksi yaşım, yani 30 olduğu yerlerde. Ama bakın sonuç yok ve bu da kalbimi mutlu ediyor tabii. Şimdi çıkarma operatörünü kullandığıma dikkat edin. Aslında SQL'de toplama, çıkarma, çarpma veya bölme gibi çoğu matematik operatörünü kullanabilirim ve gerekirse tıpkı matematikte olduğu gibi parantezler açabilir ve değerlendirme sırasını değiştirebilirim. Peki, kalbimin maksimumun üzerine çıkmadığını teyit ettik. Süper. Şimdi kalbimin hedef kalp atış hızı bölgesine girip girmediğine bakalım. Ve bu da maksimumun %50 ile 90'ıdır. Um, bu yüzden count star ile başlayacağız ve ver kısmını değiştirmemiz gerekiyor. Bu sefer kalp atış hızının şundan büyük olduğunu söyleyeceğiz. Maksimumun yüzde ellisi olsun. 220 eksi 30 dedik. Gördüğünüz gibi burada birkaç matematik operatörünü birleştiriyorum. Ve size göstermek için yuvarlama fonksiyonunu da ekleyeceğim. Bu fonksiyonu kullanabiliriz. Gayet şık. Ve sonra end diyeceğiz. Bunu kopyalayıp yapıştıracağım ve 90'dan az olarak değiştireceğim. Şuraya da 90 yazdık. Pekala, şimdi maksimumun %50 ila %90'ını arıyoruz ve bu hedef bölgeye giren 4 egzersiz kaydı olduğunu görüyoruz. Peki ya diğer kayıtlarım? Onlar hangi bölgedeler? Bilmiyoruz. Tek bildiğimiz dördünün hedef bölgede olduğu. Geri kalanlar belki %90 ila %100'dür. Belki de %50'den az olabilir. Gerçekten görmek istediğim şey, tüm kayıtlarımın bir özeti ve her bir kalp atış hızı bölgesinde kaç tane olduğu. E, sanki burada group by kullanabilirim. Örneğin, bu satırın hangi kalp atış hızı bölgesinde olduğunu söyleyen bu sütuna göre grupla diyebilirim. Ancak aslında group by için böyle bir sütunum yok. E, aslında case ifadesini kullanarak etkili bir şekilde bir sütun oluşturabilirim. Bunu SQL'de kullanması en zor ifade olarak gördüğümü itiraf etmeliyim. Bu yüzden biraz zorlanıyorum ve siz de biraz garip bulursanız endişelenmeyin. Eğer programlama dillerine aşinaysanız if ya da switch'e benziyor. Ama yine de çok endişelenmeyin. Peki, case kullanacağım. Ancak sadece egzersiz kayıtlarından tür ve kalp atış hızı gibi bildiklerimizin çıktısını alarak başlayacağım. Ve bunun neye benzediğini göreceğim. Şimdi bu satırların her biri için kalp atış hızının hangi bölgede olduğunu belirten yeni bir sütun eklemek istiyorum. Bunu yapmak için sorgunun select kısmına giriyorum ve case ifadesine başlamak için case yazacağım. Sonra when yazıyorum. Ve ilk koşul maksimum değerin üzerinde olup olmadığını kontrol ediyor. Yani kalp atış hızı 220 30'dan büyük. Sonradan yazıyorum ve sadece bir ifade ekliyorum bir dize. Maksimumun üstünde diyeceğiz. Tamam bu benim ilk durumum yani case'im. Şimdi diğer koşullarımla devam edeceğim. Yani ne zaman kalp atış hızı 90'dan fazlaysa o zaman hedefin üzerinde olduğunu söyleyeceğiz ve sonra 50'den büyükse hedef dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve diğer her şey hedefin altında olacaktır. Bu yüzden bunun için başka bir koşul yapabilirim. Ama belki de çok tembelimdir. O yüzden else hedefin aşağısında diyorum. E, tamam mı? Şimdi tüm koşullarım tamamlandı. Ancak SQL'e bu yeni sütuna ne ad vereceğini söylemedim. Bunun için Endless HR Zone yazıyorum. Harika. Şimdi her bir satır için hangi bölgede olduklarına dair güzel bir açıklama içeren yeni sütunu görebiliyorum. Şimdi bunu yaptığımıza göre, nihayet. Kayıtlarımdan kaç tanesinin her bir bölgede olduğunu özetleyen bir sorgu yapabilirim ve bu durumu ayarladığıma göre bu çok daha kolay. Bu sorguyu buraya alacağım, kopyalayacağım ve oluşturduğumuz yeni sütuna göre gruplayacağım ve sonra count star ekliyorum. Bak, kalp atış hızından kurtulduk. Bakalım burada ne varmış? Ve şimdi görüyoruz ki, Dördü hedefin altında, dördü de hedefimiz dahilinde. Çok güzel değil mi? Bu case ifadesi zor bir ifadedir ancak öğrendikten sonra çok işinize yarar. Her zaman kullanmayabilirsiniz ama her ihtimale karşı bu ifadeyi bilmek iyidir.